Bak peder ve validesi dünyada olan ganimeti kaçırmasın. En azını dersten sonra bir telefon edin. Baba ya anne nasılsın ya? Hayırdır oğlum kafana taş mı düştü? Yok bu de ders, ders, düştü, düştü diyeceksin. De. Sen ona hürmet et. Onun bedelini ben ödeyeceğim. Ben varım diyor. Benim için yapacaksın. Pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Kur'an aynı ayette anne babaya beş şekilde itaat edeceksin. Beş şekilde diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben şunu okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluhanna indekel kibara ehud ehaduhuma ev kilahuma fe la tekul lehuma. Lehuma Burada ayette peder ve validesine beş mertebe hürmeti emrediyor. Beş tane. Bir tanesini okuyayım. İmma yeblu yebluhanna indekel kibara kibara. Ondan sonra indekel kibara أهدهما 3 ev kîlehuma fe e, fela sonra tekullahuma uffin. Kur'an 17. surenin 23. ayetinde anne babaya şu 5 taneyi yapma. Yapmışsan tövbe et. 1. Of bile deme. Lehuma uff. Uff. Of be baba. Of be anne. Of uff bile deme 1. Azarlama. İhtiyar onlar ikisi sakın deme ikisi. Azarlama. Üç. Yumuşak söz söyle. Yani lakırtılarını kesme. Baba yeter çok uzattın yahu. Lakırtılarını kesme. Lakırtı bu. Tamam. Dinler gibi gözük. Dört. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir. Çünkü insanda erkek babada herkese karşı bir haseti olur. Kıskançlığı olur. Herkese. Yalnız çocuğa olmazmış. Çocuğa da olmuşsa demek ki o tuhaf bir mahluktur. Çocuğu da kıskanıyorsa normal bir babadan bahsediyorum. Yani herkese karşı olur insan olduğu için. Fakat babanın çocuğa kıskanç olmazmış. Yani olan olur mu istisna? Belki olur. o da bir değişik bir mahluktur. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir. Dört. Beş. Şimdi beş okuyorum. Ya Rabbi onlara merhamet et diye dua et diyor. Evlada diyor bir daha imma yebluenne indekel kibara tek tek okuyorum. Ehaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uf Yani var ya Yusuf Aleyhisselam'ın cübbi. Yani suya atıldı, kuyuya atıldı. Cübbi. Ofu derken de ofu kullanıyor Kur'an. Öf. Söylediği mana kullandığı harf aynı oluyor. Kur'an başka bir mucizeliği de Burada da peder ve valideye uffin. Beş defa şey söylüyor. Bir daha okuyayım. Tek tek okuyorum. İmma yebluanne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uffin. Bir. Beş mertebe çocuğa Kur'an diyor ki anne babana şu beş şeyi şöyle yap. Anne babana uff bile deme. Of be baba of be anne deme bir. İki azarlama tamam 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 kes 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 kes. Azarlama. 3- yumuşak söz söyle. Lakıltılarını kesme yani. Tamam baba attın of. Ya tamam ya şişirdin. Bir de ne diyorlar tıraş ettin diyor. 4- Onlara acıyarak tevazu kanadını indir. Gurur kibir yapma. Ee baba beceremedin ya öyle tahkir eder gibi yani tevazu sahibi o. Mütevazi ol anne babana. Beş, Şöyle de ya Rabbi ama merhamet et diye dua et. Bulamazsınız. Allah Resulü demiş ki anne babası sağ olup da cenneti kazayana, kazanamayana yüzü sürtünsün demiştim. Yüzü sürtünsün. Anne baba nimettir. Bulamazsınız. Hiç kimse ne olursa olsun Üvey olsa, üvey anne baba o olmuyor işte. Yedekleri yok ha. La, bak yedek lastik olsaydı Fatih e giderdiniz. Anne babanın yedeği yok. İstepli lastik değil yani. Onu takıp patlarsa onu takayım. Yok yani yedeği yok. Sanayi malzemesi de değil. Çin'de değil. Çatma çatma değil bunlar. Yedeği de yok, istepnesi de yok. Peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden. Allah öyle cihaz takmış ki et et ve kemik insan ama et ve kemikle hiç alakası olmayan sistem yazılım var. Nedir o? Şefkat, merhamet, adavet, öfke, vefa, idrak, meyil, iştiyak, incizap. Sonsuz ya. Madde olup madde olmayan. Maddede madde olmayan var. Şefkat. Madde midir? Mesela kaç kilodur senin şefkatin? Kaç metredir? Litresi, metresi olur mu? Olmaz. Diyor ki Peder ve valideye Allah şefkati yazılımı yüklemiş. Tavukta bile 21 gün yemez yedirir tavuk. 21 gün geçtikten sonra yavrusuna vurur tane elinden alır yer. Niye? Çünkü fişi çekmiş canavar. Tamam bundan sonra şey yap. Şefkat fişini çekmiş. Şefkat bak peder ve valideyi çocuğuna karşı şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren. Seni terbiye ettiren. Terbiye şu. Kalk et de ille değil. Yani sana lazım olan maddi ve manevi nimetleri eline seferber eden. Ben sana ben benim bir tane yeğen var şimdi. Belki de bir aylık ancak olacak. 3-4 günde. Gördüm ben onlara. Daha bebek birkaç günlük. Dört kişi ayakta hazır duruyor. Ya ben bunlar desem gece kalkın, teheccüd kılın, namertim kılmazlar. Gece yarısı ayaktalar. Bir de teheccüd vakti ne olur ya? 4-5 dakika olur, kılar yata. Hadi bakalım dört kişi. Babanı ayakta, dede ayakta, anne ayakta, amca ayakta, hala ayakta. Herkes ayakta. Ya aciz, niçin söylüyorum? Acizliğin kadar herkes senin emrine. Acizlik gitti mi fişi çekiyor. Tavuktaki gibi cana bak. O tavuğun fişini çekince yavrusuna karşı şefkat etmiyor. Ne kadar aciz isek o kadar herkes etrafımızda seferber. Herkes ayakta. İster olma hadi göreyim. Ama şaka diyorum tabii. Bazı şeyleri şaka söylüyorum. Ciddiye almayın. Eğer Allah'a çocuğu sevdiği kadar bir anne veya baba sevseydi, çocuk anladığı zaman kalkan anne baba, Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanda da kalkardı. Ama bunu şaka söylüyorum. Tabii. Çocuğu Allah'a, çocuğu sevdiği kadar Allah'a da sevseydi, o, o ezanda da kalkardı. Şaka tabii bu. Kala alma fazla? Fatih Furkan. Terbiye demek ki anne babaya şefkatle teçhiz ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. Ha. Senin onun eliyle yaratılmana, dünyaya çıkmana vesile olmuş. E tamam da ben ben mi seçtim? Anne babasını seçen var mı? Gayb alemdeyiz, ruhlar aleminde de, dese ki Cenab-ı bana annem babanı seç bakalım. Bu olmaz ya Rabbi. Ya bu adamdan babam mı olur ya? Bırak ya bu bu eşeğim. Yo yo yo. Aa bu biraz benziyor. Biraz da benziyor. Şu 5-10 tane seçtik. İndirgiyoruz. Aa en son a. Ya Rabbi bu babam olsun. Babayı böyle seçen var mı? Anneyi seçen var mı? Ee, anne baba da çocuğunu seçen var mı? Ya Rabbi bu çok kız olmasın. Bu olsun benim kızım. Yok. Kim seçti? Allah. Allah'ın seçtiğini seçme hakkın var mı senin? Allah'ın seçtiğini seçemezsin ki hürmet edeceksin o kadar. Ha o zaman diyor ki sen ona hürmet et. Onun bedelini ben ödeyeceğim. Ben varım diyor. Benim için yapacaksın. Ama onun için yaparsan serveti için. E, o zaman benden bir şey alamadığın gibi. Onun da serveti bittiği zaman geliyor yok. emekli maaşı var. Darul Aciz'e niye duruyor? Koy oraya. Koy oraya. Niye koyayım? bağlı o da babasını öyle yapmıştı. Bir gün bir tanesi beni aradı. Köylüm benim. Babamın amca çocuğu öz yen Ya bu dedi. Onun da babası ölmüş. Ya bir insan öldüğü zaman bir şeyler bir şeyler oluyormuş dedi ya bu. Nasıl dedi? iskat dedim emici. Amca emice. Emce iskat mı? İskat nedir? Bir anlattı. dedi Dedim ki vefat edenin 12 tane işte namaz, talak, nikah, başlanan, bitirme, ve vesaire. Onun iskatları var. Yani affedilmek değil yapılan ha Hataların, kusurların. Talakta hata yapmış. Nikahta hata yapmış. Vallahi gelmeyeceğim dedi. E geldin, onu, yeminini bozdun. Yeminleri bozmak. Namazda hata yaptın. Haçta hata yaptın. Zekatta hata yaptın. Sadaka. Umulur kafedilirsin edilirsin Umulur ki diyor. Umulur. da affedilirsin. Yoksa her sadaka kabul oluyor değil ki. Umulur. Yani o gömülmeden önce iskat yapılması lazım. Peki yapmasak ne olur dedi bu sünnet yapmasan sana da yapılmayacak dedim. Çünkü men dakka dukka. Tamam dedi. Tabi içimden dedim ki yapmayacak. Hakikaten yapmadı. Sonra bu adam ölüyor. Oğlu benim emsal. Dedim ki ya filan babam vefat etti. Bak ben akrabanızım. Bunun iskatı var ha bilesin. Ya Hasan dedi ya. Babam galiba dedi, dedem için de şey yapmıştı dedi ya. Bunlar dedi, yok dedi ya. Hemen geldi babasının hatırına. Baban yapmamıştı değil mi? Yapmamıştı tabii diyor. Ya. Gerek yok ki dedi. Aferin haklısın dedi. O da babasını yapmamıştı, sen de yapma. Şimdi niye söyledim? Anne babayı biz seçmedik. Çocuğu da biz seçmedik. Men dakika dukka. Sen hürmet edersen, hürmeti alırsın. Polat'ı da sordular. Dediler ki, Allah hidayetini istediğine veriyormuş. Benimle suçum var. Dedim ki sen Allah'tan ne istiyorsun? Hidayet. Almak istiyor musun bunu? Evet. Allah'tan istediğini almak istiyorsan Allah'ın istediği gibi ol. O zaman Allah'tan istediğini alırsın. Allah'tan hidayet mi istiyorsun? Hidayetim diyor emrettiğim kuralların içerisindedir. Haram ve helalların içerisinde. Hidayetim budur. Haram ve helallarım onun içindedir. Hidayeti istiyorsan hidayet denilen o sisteme uy. Fiili hidayet. Öyle haşa yüz bin defa haşa tombala çek, çekilmiyor. O sana çıktı sana çıkmadı öyle bir şey yok. Demek ki anne babayı Allah seçmişse sen ben seçemeyiz. Çocuğu da sen seçmedin. O zaman herkes düşen vazifesi yapacak. O zaman hikmet ve rahmet hesabına Allah hikmetiyle beni onunla ortaya çıkarttı. Hikmet. Hikmeti bu. Sonra rahmeti de böyle gözüktü yani ben babamın babası olurdum. Babamın oğlu olmazdım. Böyle olurdu. Ama öyle yapmamış. Niye seçti? Ne bileyim. Nerelisin? Kürtsün. Nerelisin? Lassın, Çerkesin, Fransızım, Almanım, Rusum. Sen mi seçtin oralı olmayı? Ne üstünlüğün var? Türk olmanın ne üstünlüğü var? Fransız olmanın ne üstünlüğü var? E senin seçmediğin bir şeyle başka bir insanda üstünlüğün olur mu? Sen nerelisin? Mardinli. Sen mi seçtin? Yok. Ben de Rizeli'yim. Arap mısınız? Arapsın. Üzgü. E şimdi sen Arap olman ben Razı olmam. Üstünlük şey mi? Ben mi seçtim? Allah'ın seçtiği seçilir mi ya? Tercih tercih edilir mi? Ne özelliğim var kardeşim? Ben senden sen de benden. Allah zaten söylüyor. Üstünlük ancak takvadadır. Ama İngilizler içimize soktular. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne ne mutlu? Ne mutlu Müslümanım diyene Allahça dinimizde üstünlük Takvatadır. Renkte değil. Soyda değil. Soyda da değil ha. Ustad diyor ki ehlibeytten gelse, namazı bile olsa Ehlibeytte olmadığı gibi. Ehlibeytte dost, do dost bile olamaz. Ne mutlu Müslümanım diyene ya. İslam Ümmetçilik ruhu ya. Kardeşim içimize sokmuşlar. Uyanık olacaksın. Ha, anne babayı ben mi seçtim? Yok. Evladı ben mi seçtim? Yok seçmedim kardeşim. O zaman seçi Seçileni seçemezsin tercih edilmişsin, tercih edemezsin. Allah'ın iradesini blok edemezsin yani. O muhabbet ve hürmet, şefkat lillah için olduğunu alamet şudur ki, nasıl anlayacağız anı babaya hürmet ettiğimizi? Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydeleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Nasıl anlayacaksın? Yaşlandı. Daha alacağım bir şey var mı ondan? Mirası aldın. Malı mülkü de aldın. Bir varsa emekli maaşı var. Onlar da bir şey getirmez zaten. 5-10 bin lira bir şeydir. Zaten ona ettiğin masraf da değmez. Bir işe yaramıyor yani bakmaya. O zaman anne babaya Allah için muhabbet ettiğini nasıl anlarsın? Onlar ihtiyar oldukları zaman. Sana hiçbir faydeleri, faydeleri olmadığı kalmadığı zaman. iki Seni zahmet ve meşakkat attıkları zaman. Altını alacaksın. Yok şey yapacaksın. Taşıyacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Zor be diyor. Böyle olduğu zaman. ve daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat et ed edersen Allah için sevmiş oluyorsun. İmma yablu enne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fala tekul lehuma Ufin Ayeti 5 mertebe biraz önce dersim anlattım iki defa. Hürmet ve merhamete evladı davet etmesi Kur'an'ın nazarında valideyn hukukları ne kadar emniyetli ve hukukları itaatsizlik ne derece çirkin olduğunu gösterir. Yani Kur'an aynı ayette anne babaya beş şekilde itaat edeceksin. Beş şekilde diyor. Niçin? Allah seçti anne babayı. Ama abi ya bana şey yapamadı. O onun hesabını o versin. Peki itaat ne zaman edilir? Ne hangisine edilir? Bana diyor ki derse gitme. Bana diyor ki namaz kılma. Böyle babalarda var. Benim yanımda namaz kılma diyor. Benim kölem vardı böyle birisi. Oğluna diyordu benim benim burada namaz kılma ben görmeyeyim diyor. Ben, ben nerede kılacaksan kıl biliyorum. Biliyorum ya. Yani. Ne zaman dedi? Arkadaşlar ilk hukukullah Allah'ın dediği yapılır. Allah'ın dediğine karşı başka demelerin hiçbir değeri yok. Hukukullah. Allah'ın hukuku. İki. Hukuku Resulullah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti. Üç. Hukuku asfiya. Asıl mücedidi. Yüz senede bir gelen mücedid. Sonra Hukuku, hukuku mutedeyin valideyin. Yani Allah'a karşı hat koşmaya, Allah'ın dediğine karşı zıp bir şey söylemeyen anne baba. Ama dese ki namaz kılma. La ne biçim adamsın ya sen adam mısın be falan gibi yapamazsın. Tamam dediğini yapma fakat isyan da etme. Anne babasına karşı gelen diyor ustad gerisini söyleyin ne diyor? İnsan bozması canavardır. Bak ben demedim ha. Anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır. Ha, namaz kılma diyor. Bak Allah Allah. Allah'ın adına karşı hat koyuyor. Allah dedi ben de dedim. Kıl diyor Allah. Bu kılma diyor. Gene ne biçim adamsın ya? Söyle ne biçim adam? Müslüman değil misin diye dese. Anne baba hadd Allah yaparsa Allah'ın şeyini ona isyan edemez. Ama dine zıtsa da itaat edemez. Hazreti Ali Müslüman olurken kaç yaşında oldu Müslüman? 7 Evet. 7 yaşında. Peki e, ufak diye Onlar namazda gördü neyse git dedi bana babana şey sor. Şey yap. Sonra hiç düşünmeden bildiğiniz bir şey ya. Yani. Anne annem beni yaratırken Allah anne babama sormadı ki iman etmede onu sorayım. Ama isyan da edemez. İsyan da edemez. Ha Allah yani Allah dedi bu da ben de diyor. İlk önce hukukullah. Allah'ın dediği üstüne bir de demeler yok. Birincisi neydi? Hukukullah. İki hukuku resulullah. Üç hukuku asfiya. hukuku asır mucidi dedi. Hukuku mütedeim valideyin. Bir de insanlar arasındaki dostluklar, kardeşlikler, işte teyzesidir, halasıdır. Bak onların hukukları, hukuk var böyle. Mütedeim valideyin. İtaat edilir. Diyelim ki e, burada gelecek ama belki de şey gelmez zaman. Dini noktada anne babanın zıt bir şey söylemişse itaat etme ama isyan da etme. Dünyevilik bir şey söylüyorsa, ısrar da ediyorsa, zarar edeceğini biliyorsan itaat et. Yani. Dünyalıktır. Kırma. Bir de okuyorum. Beş mertebe hürmet ve şefkati evladı davet etmesi, Kur'an'ın nazarında aynı ayette beş mertebe itaat edilmesini gerekiyorsa, Kur'an'ın nazarında, Anne baba hukuku ne kadar emniyetli ve hukukları yani isyanları ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder, a buraya pederler de dinlemesi lazım. Babalar da dinleyecek. Burası madem peder yani baba kimseyi değil. Yalnız veledinin yani çocuğunun kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Biz erkeklerde böyle insanda var. Haset var, şey var. Damar var yani, damar var. Yani herkese mutlaka bir damarımız çıkar başarılı insanlara karşı. Fakat peder de hiç kimseye değilim. Değil ama babaların, babalar biz yani. Sıf çocuklarının muvaffakiyetlerinin, başarılarını kendisinden daha iyi olmasını ister. Bir de okuyorum metni. Madem peder noktalı virgül kimseyi değil. Yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Ona mukabil velet dahi çocuk dahi pedere karşı hak dava edemez. Hak davası o hak hiç yapamaz. Hatta ya adam mısınız ya veya öyle demese. Ya bırak baba ya. Biraz kafayı çalıştırsaydın şimdi köy yarısı bizimdi ya. Ya bırak ya. Umraniyedik onları satmasaydın şimdi şöyle olur. Anne babanın sanki miras mal bırakmak mecburiyetiymiş gibi yapılıyor. Bu konuda Almanları takdir ediyorum. Ya diyor başkası için niye çalışacağım ben diyor ya. E ee, anne baba miras bırakacak peygamber lisanıyla. Neyi bırakacak? Onlara en iyi miras nedir? Güzel <laughs> ahlak. Güzel ahlak. Güzel ahlak nedir? Dava. A, çocuğu işte baba tutup getirecek çocuğunu. Getirecek. Evde anlatacak. Namaz kılacak. Onun yanında Kur'an okuyacak. Derse gidecek. Onun yanında kendi yanına koyacak. Tepesine binsin namaz kılarken. Önüne geçsin. Ondan daha keyifli bir şey mi var? İşte Güzel ahlaktan başka ona ne mi rast bırakabilir ki? Ben bir tane olayı anlatayım. Başıma gelen. Sizde de çok vardır. Daha okula gitmiyoruz. Dereye gidiyoruz aşağıya. Yakup bilir. Köylümdür. Aşağı. aşağı. Sabahtan akşam derede. Zaten bitmişsin ya açlıktan ya. Çocuk ya. Sabah gitmişsin akşam gelmişsin. Ondan sonra çıkarken fındıklar dal vermiş. Yollara dökülmüş fındıklar. Yolda yolda. Y yiyorlar. Ben yiyemiyorum. Alamıyorum. Ondan sonra şey vardı işte Tefik onlar. Dedim ki oradan oradan al bana ver. O da şimdi kazak ya kazanışı şey yapmış mantonu doldurmuş. Yediğini yiyor. yolda koparmıyor da yolda düşeni dolduruyor. Karnı da şişmiş böyle şey. Fındık dolduğu az oldu da. Bana diyorum ki oradan al bana ver. Geldi aldı. Bana verdi. Yiyeceğim. Dedi bir dakika. Sen niye almıyorsun da al bana ver diyorsun? Çocuk ya. Buraya kadar felsefe yaptık. Ufaz fazla. Kaç yaşında? 4-5 yaşında bir şeyiz. Şimdi e, dedi ki bana sen bir dakika dedi. Sen niye bana aldırıyorsun oradan? Sen niye almıyorsun da? Oradan al bana ver. Annem dedi ki dedim. Bak oraya kadar kalalım çalışıyor ama Annem dedi ki bir kişinin başkasının bir kişinin fındığını alırsan bir tane Allah seni bir kere cehenneme sokup çıkartacak. İki tane alırsan iki defa. Annem öyle dedi. Onun için ben almıyorum sen al ki bana ver. Ben aptal mıyım dedi ya? Bu sefer kazanı da böyle boşalttı. Hepsini döktüğünü hatırlıyor. Bak çocuğa güzel ahlaktan başka ne verebiliriz? Gördün mü? Ondan sonra o hiç o kafilede bir daha birisinin benimle beraber giden, yediğini görmedim. Niye sen niye yemiyorsun böyle böyle? Bir defa ya ben aptal mıyım ya? Ben sana niye vereyim ya dedi. Ben demem de dedi ya. Hep döktü. Bak güzel ahlak. Dünyada en tatlı şey nedir biliyor musun? Ne baklavadır, ne gezmektir, ne şudur budur? Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı insandır. Yani özel hayatın değil. Güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Her zaman tatlıdır. Her zaman sana keyif verir. Her zaman seni kuyudan çıkarır. Sana bir gözlük verir ki göremediğin uzağı gösterir. Sana öyle bir merdiven koyar ki kuyudan seni çıkarır. Sana öyle bir lamba koyar ki etrafın aydınlandığı gibi gittin yolunda aydınlatır. Sana öyle bir özellikler, malzemeler verir ki prensipler. Kuyulardan, canavarların oradan geçersin. Sana hiçbir zarar vermez. Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı insandır. Öyle eşin, aşın, işin, yatın, katın değil yani. Onlar da evet var ama bunun kadar. Mesela sahabe için peygamber aleyhissalatü vesselamdan daha tatlı ne olabilir? Allah bile diyor ki Allah dostum diyor. Kime diyor? Habibim diyor. Halilim diyor. Allah'ın bile dostu var. Allah'ın dostu var. Bizim de dostumuz olması lazım. Peki kim olacak? Gördüğümüz zaman bizi rahatlatan, konuştuğu zaman bizi ferahlatan ustadımızın tabiriyle sana öyle bir gözlük veriyor ki uzağa yakın ediyor. Bir nur veriyor ki etrafını aydınlatıyor. Öyle merdiven koyuyor ki seni kuyudan çıkarıyor. Öyle bir malzemeler veriyor ki ee, dikenli oradan tayra, tayran ederim sen gibi basmam. Ya yani çok şey ya. Demek ki madem pedel kimseyi değil yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister ona mukabil velet dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek validen ve velet ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Demek ki an baba oğul arasında kavgaya sebep yoktur. Yok yani. Zira münakaşa niye olur? Niye kavga olur? Öyle beşeri çekişmelerden bahsetme. O insanlıktır. Olur ya baba falan falan. O daimi değil. Kızma mızmalar olur onu. O değil. Uzun bir vadeli var ya böyle. Kin koymak, unutmamak. Öyle en ufak şeylerde de kızma şey değil ha bu. Bir de karıştırmayın. Uzun vadeli kin koymak, adavet koymak. Gelmiyor mu lan? Ne cenazene ne cenazene ne bayramda ne selam. Onu kastediyor. O zaman münakaşa niye olur? Ya gıptadan olur. Gıpta ne demek? Ya hasetten olur. Yani onda nereden olduğu ya. Haset kıskanmaktan olur. Yani insan arasındaki ilişki ya gıptadan olur ya hasetten olur. Peder de oğluna karşı o yok. Babalarda çocuklarına karşı gıpta da yok. Kıskanmak da yok. Ya onda niye var ya? Çocuğumda niye var? Niye çocuğum başarılı ya? Keşke ben olsaydım. Bu yok ama olan babalar var mı? Varsa da bu da mahluktur. Değişik bir mahluk. Çok istisnadır. Böyle yok yani fıtratta. veya muna kaşa ikinci sebep muna kaşa niye olur? Haksızlıktan gelir. E, e, haksızlık nasıl gelir? Ha Allah baba ile Allah çatışırsa, Baba diyor ki namaz kılma, derse gitme. Allah da diyor ki namaz kıl. Ha had Allah hat ederlerse, hat koyarsa Allah'a karşı. O zaman da isyan etme ama itaat etme. Onu anlattım. Fakat e, muna kaşa ya gıpta'dan gelir, ya hasetten gelir. Bu da pederde. Yani baba da oğluna karşı bu yoktur. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Ee, baba dese ki şu kalemi kır. Ya baba kırmamak lazım ya bu olmaz ya. Oğlum kır işte bu böyle öyle Tamam kır kardeşim. A Allah dememiş buna. A baba dünyalık söylüyorsa itaat et. Din noktasında itaat etme Allah'a zıt söylüyorsa ama isyan da etme. O zaman veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse, haksız görse de dünyalık ona isyan edemez. Ya baba git ya adam gibi sen şey zaten git ya buradan i̇syan etse pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Buradan okudum bak. Bak pederine isyan eden, a bu renkli, onu rencide eden hayır baba ya fazla uzatın of be baba of. O ayette ne dedi? Lahuma uffin. Uf. Pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Bozma bozma. Yani şey derler ya, affeder bir Ankara'daydım Polatlı'da. Birisi var, Pıtpıl diyorlar. Bir belediyede çalışıyor, çok uzman. Bir, şeyleri gösterdi. Orada o, o usta. Ya bununla bununla dediği falan beraber oldu. Bu Bozmadır. Başka bir cins köpek bozma. Yani insan da böyle bozma oluyor ya. İnsan suretinde ruhu başka bir şey. Ruhu başka bir şey. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Sorusu olan sorabilir de ben devam ediyorum. Peder ve valideye karşı muhabbet nasıl olacak? Ne bu konuya da ben de bugün bu akşam girdim ben de bilmiyorum. Şimdi soruyorum şimdi. Allah Allah. Şimdi Çin aklım başıma geliyor. Ben bu konuyu niye işliyor? Vallahi bilmiyor. İhtiyacımız var şu an. Benim de var ama benimkiler öteki taraftalar. Amin. Tamam. Bak peder ve validesi dünyada olan ganimeti kaçırmasın. En azından dersen sonra bir telefon edin. Baba ya anne nasılsın ya? Hayırdır oğlum kafana taş mı düştü? Yok o ders düştü diyeceksin. <laughs> Kafama ders düştü. Baba anne ya merak ettim ne yapıyorsunuz iyi misiniz ya? Allah Resulü demiş ki peder ve validesi sağken cenneti kazanamayanın burnu sürtünsün. Yerden sürtünsün. Değil mi? Yani anne babanız sağsa baht Çünkü kumbara gibi bir şeydirler yani. Ahiretine koyarsın. Bak diyor ki peder ve valideye karşı muhabbetin 644. sayfadan okuyorum sözde. Cenab-ı Hak hesabına olduğu için hem biri ibadetmiş itaat ederse. Namazı bile olmasa babana oğlum kalemi kır. Bana lazım hiç. Baba başkasını kır oğlum. İsyan etme kır. Dünyalıktır. Namaz kılma. Ya baba ya. Allah kıl diyor. Oğlum kılma. Hemen çık oradan. Ben öyle bir insan biliyorum. Bizim, benim yanımda namaz kılma dedi. Bana sordu. Dedim kılma yanında. Doğru söyledi adam. Benim yanımda kılma dedi. Sana namaz kılma demedi ki. Benim yanımda kılma dedi. Kılma işte. Ha öyle mi ya? ev git dedim ya çatıda kılma. Cenab-ı Hakk hesabına olduğu için hem bir ibadetmiş itaat edersek. Hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirirsin. Yani ben dakika dakika var biliyor musun? Çocuklarınız da büyüyor. İtaat edersen itaat edileceksin. İtaat ede. Hani iskat dedim ya iskat. Yapmadı. İnan öte, oğlu da yapmadı. Yani itaat edersen itaat edilir. Hürmet eden hürmet görür. Değil mi? Çok güzel demiş dinimiz. En ali bir his ile, en merdane bir himmet ile onların türlü ömrünü ciddi arzu edip bekalarını dua etmek. Ta onların yüzünden daha ziyade sevap kazanayım diye samimi hürmet, onların elini öpmek, ulvi bir lezzeti ruhani almaktır. Benim dershane Arnavutköy'deyiz ya, hemen karşımızda camdan bakınca yaşlılar yurdu var. Darül Aciz'e. Camdan baktığımız bina sahibi de nur talebesidir. Dedi ki, Hasan kardeş dedi biraz önce. Ya gelip dedi bu yaşlılara bir şey anlatsana. Ya vallahi dedim. Ben gençlere anlatmakla zaman bulamıyorum ki o zaten orada duruyor. Sen ne okursan hepsini dinle. Ben laf dinlemeyenleri dinletmeye çalışıyorum. Sen dedim şey yap. Yaşlılar böyle. Bir şey yapmıştım, geçmiştim. Yaştı. Acayip ya. Oraya bırakılmış gidilmiş. Ben zannediyordum kimsesi yok. Bir tanesini sormuştum. Hepsi var. Çok mu üzülüyorsun dedim. Böyle birisi vardı böyle. Yok dedi üzülmüyorum. Şaşırdır mı dedi bana. Şaşırmadım dedim. Niye dedi. Sohbeti çok seviyorum. Gittim ben ona. Dedim ki ben dakika dukka sistemi çalışıyor dedim. Sen de böyle yapmıştın ki bunu görüyorsun. Böyle kafayı koydum. Hep kırardım dedi anne babamın kalbini. Bilmedim kıymetini. Şimdi çocuklarıma beni buraya koydular. Kızmıyorum dedi. Ben de böyle yapacaktım dedi. O zaman yoktu böyle şeyler. Ama dedi kendi başlarına dedi. Gece kondu da öyle öldü gittiler. Ben dedi gece kondu ya ben bıraktım. Şimdi beni de bu binaya koydular dedi. Bir gece kondu bir de bina. Onlar şeyli kömürlü odada şey evde gece kondu. Bunlar lüks daha. Kaloriferli evet. evde koymuşlar. Üzülmüyor. Çünkü o da öyle yaptı. Demek ki samimi hürmet onların elini öpmek ülvi bir lezzeti ruhani almaktır. Yoksa nefsani dünya itibariyle olsa onlar ihtiyar oldukları ve sana bağır olacak, sana yük olacak bir vaziyete girdikleri zaman en süfli, en alçak bir hisi, his ile vücuttan istiskal etmek. Yani şu, vücuttan istiskal etmek şu abiler. Atakan nerede? Burada. Şöyle. Öf ya! Ölmedi gitmedi ya! Ölüm kıt oldu kıt, buna kıt oldu. Böyle de duydum ha. Yani ölüm kıt oldu ne demek anladınız mı? Yani ölüm kıt oldu da buna mı gelmiyor ya? O körpe çocuklar insanlar ölüyor... Ya bu adama veya bu kadına diyor. Ölüm kıt oldu da gelmiyor ya diyor. Hayret ediyorum diyor. Ölüm istiyor ha. Keşke ölse diyor. Oysa e, 22. mektupta geçiyor değil mi? Diyor ki eviniz e, evinizdeki belli bükülmüş ihtiyarlar. Anne babalarınız olmasa bile. Bak hadis-i şerif. Anne babayı da demiyor ha. Evinizde o baktığınız veya evine gidiyorsunuz yani yardım ediyorsunuz o komşu o. Evinizdeki veya o rayiyetinizdeki beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı diyor Allah Resulü belalar, musibetler sel gibi üzerinize yağardı diyor. Ustad da orada izah ediyor diyor ki çünkü onlar defi belliyi attır. Belaların defedilmesine paratoner veya şemsiye gibidir. Şemsiye yağmurluk değil ha. Biz yağmurda kullanıyoruz. Şems güneş demektir. Güneşlik demektir. Güneşlik. Hem güneşlik hem yağmurluk. Şimdi aynı bunlar şemsiye gibidir. Üzerimize sel gibi bela musibet yağmasına manidir. Eğer evinizdeki veya rayiyetinizdeki beli bükülmüş ihtilal olmasaydı belalar, musibetler, hastalıklar evinize sel gibi yağar. Sakın deme diyor altına uzun olur diye açmayayım. Ya geçimim kıt kanaattır o da bana şey oldu. Diyor ki eğer diyor onlar olduğu için bu kadar zor geçiniyorsan onlar olmasaydı hiç geçinemeyecektin zaten. O sana yük değil ha. Onlar bereket direğidir. Bereket direği var inan. Nasıl olur biliyor musun bir tanesi? Bir tanesini söyleyeyim. Eğer evinizde onlar olmasaydı mesela hanım ameliyat olacaktı. Sen trafik kazası geçirecektin. Kafanda tumor vardı. Bir e, yüksek bir tansiyonla patlatacaktı bir tarafını. Allah onu kaldırıyor. Nasıl nasıl oluyor biliyor musun bu işler? Ee, her bir Allah'ın bir ismi var. Rahman, Rahim, Kerim, Ad. Her bir ismin tecellisi var, iktizası var. Tecelli etmek ister. Mesela yuhi ve yumit. Mevt esma öldürmek ister. Muhit diriltmek ister. Sani sanat yapmak ister. Esmalar böyle birbirine vurduğu zaman zıt esmalar var. Celali esmalar var. Cemali esmalar var, cela. Bunlar mesela artı eksi kutup var ya kutu vurursanız nasıl kıvırcım çıkar ya çıt çıt çıt. Esmaları birbirine vurduğu zaman çıkan o e, süreklilik haline kanun diyoruz. Esbab diyoruz. Mesela buğdayı tarlaya ekiyoruz. Allah oradan çıkartıyor. Buğdayın yazılımını yapan esma ayrı. Yağmuru yağdıran esma ayrı. Toprağa tecelli eden esma ayrı. O çekirdeği oraya attığımız zaman yağmurun yağdırılması, güneşin vurması, filonun patlayıp çıkması, çıkması da yuhyi, mumit esması, esmalar aktif oluyor. O zaman buğdayı tarlaya ekip buğdayın çıkması, esbab, sebep denilen şeyler esmaların birbirleriyle çatışmasından ortaya çıkan sistemin adıdır. Kanun. Kanunu o. Devamlı böyle olduğu için kanunlar daimi gözüküyor. Yani sebepler esmaların dışında değil. Esmaların birbirlerine tecellisiyle ortaya çıkan kıvılcım gibi. Artı kutup, eski, e, eksi kutup. Birbirine benzemiyor. Çıt, çıt yapınca kıvılcım çıktı. Buna benziyor mu? Buna da benzemiyor. Kanun bu. Kanun, esma-i hüsnaların birbirine zıt olan esmaların... Bak birbirine zıt olan esma, celali esmalar cemali esmalar. Birbirine vurduğun zaman Fatih pşirt diye böyle farklı bir şey çıkıyor. Ama devamlı oluyor. Devamlı. Esmalar devamlı tecelliyor. Devam. İşte bu esmaların birbirinin çarpışmasından çıkan sistemin adına kanun diyoruz. Kanun. Kanun bir silsiledir. Esmaların mukannen ve devamlı tecelli etmesinden ortaya çıkan sistemin adıdır. O mesela bak bir daha söylüyorum. Kanun nedir? Buğdayı tarlaya ekersen çıkar. Esbab nedir? Buğday. Başka esbab? Toprak. E sebep başka? Su. Güneş. Bahar. Dünyanın dönmesi. 23 derece 27 dakika dünyanın eğikliği vesaire. Bunlar hep sebep mi? Sebep. Nedir o? İşte mesela tek tek sebebini söyleyeyim. Çekirdeğin yazılımı. Allah hafız üzülceler yazdı. Onu nereye göre yazdı? Merhametiyle sana Rızık olsun diye. Ya Rezak. Neyle yazdı? İlimle. Nereye koydu? Toprağa. Oradaki bir sürü esmalar var. Latif var, Kerim var, Müdebbir var, Mümit var. Güneşe ise 8 tane esma tecelli ediyor. 8 tane mektup attığın 8. 8. mektupta söylüyor. 8 tane. Yağmurda rahmet tecelli ediyor. Şimdi bakın bütün hepsi esma. Şimdi o güneş kuruturken su ıslatıyor. Toprağa çıka gireni de toprağın başka bir esması var. Başka bir şey çürütecek. Aslında çürütme derken e, o karbon tipi olan çekirdeğin toprak havasız güneşe kalmasıyla aslında dönüşmesi. O da bir esma. Esma. İşte bu esmalar celali, cemali. Mesela birbirine vurduğu zaman eksi kutup, artı kutup çıkan kıvılcım ne buna benziyor ne buna. Esbab esmaların birbirlerine çatışmasından, çelişmesinden veya bütünleşmesinden ortaya çıkan sürekliliği arz eden, devamlı süreklilik oluyor, süreklilik oluyor, kanun diyoruz. Esmaların mukannen tecellisi kanundur. Esmaların mukannen standart, devamlı tecelli ediyor. Bir yapıyor, bir yapmıyor değil, devamlı tecelli edince ona kanun deniliyor. Tamam. İşte bu kanun da bir silsiledir yöntemle çalışıyor. İşte bu kanuna muhatap olursak anne babada dünyadaki bütün işleri hep o sistemde ceyran ediyor. Ben dakika dakika kanun söyledim. Yoksa nefsani ve dünya itibariyle olsa onlar ihtiyar oldukları ve sana baro yük olacak bir vaziyete girdikleri zaman dersin bitiyor. En süfli en alçak birisiyle vücuttan istikrar etmek. Yani of ya ölümde kıt oldu sana ya. Olmadı ya, bu kadar körpe çocuklar gidiyor, bir türlü ölmedin ya, ölse de kurtarsak senden. Demek, istiskal etmek, istiskal etmek, iğrenç görmek, sebebi hayatın olan o muhterem zatların, senin dünyaya gelmene sebep olan o zatları, mefterin arzu etmek, ölmedin ya, ölmediğinde kurtulmadık, arzu etmek gibi vahşi, kederli, ruhani bir elemdir. El ceza Yani onu yaparken değil ahiret. Dünyada bile o yaparken bile azabını çekeceksin. Allah ruhuna azap veriyor. Böyle içini ciz ediyor. Yakıp yıkıyor. Diyor ki vahşi. Ahireti de cezayı anlatmıyor ki. Vahşi. Eğer sen kedi öldürürken, köpeği öldürürken, böyle hayvan öldürürken zevk alıyorsan. Sen zaten insan değilsin ki. Bu adamın anne babasına bakmaması gayet normal. Vahşi. Vahşi yani. Ne, niçin nasıl öldürür o hayvanı kedi gibi babayı? Çünkü seni anladığın gibi o insani bir ruh yok ki. onların ruhlar ölmüş. Bir iki canlılık tarafı var ruhun. Uşkurluk ve mide tarafı çalışıyor. Ustad da ve dinimiz öyle diyor. İnsan suretinde canavardır diyor. Vahşi yani. İnsanlık çıkmış. İnsi şeytandır. Yani onlar insanla alakası yok ki. Onu nasıl öldürebiliyor? Öldürüyor. Çocuğa nasıl mermini sıkabiliyor? İnsan yapabilir mi? Yapamaz tabii. E bu insan mı? Değil. Değil mi söylüyor? İnsana benziyor diyor. Şeytan da iki ayaklı biliyor musunuz? Şeytan aynı bize benziyor. İnsi şeytan. Mesela şeytan görmek ister misiniz? Şeytan. Aynı bak. Gibi değil ha şeytan. Daha beteri. Şimdi bir insan düşün insan suretinde. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şiddetli aleyhindedir. Çok şiddet. Haza şeytandır bu. Şeytan vazifesini yapmıyor. Şeytandır. Hennas görmek ister misiniz? O da sana böyle ona öyle din düşmanı. Tamam mı? Böyle senin sureti hakta gözüküp münafıklık yapan. Hennas. Peki iblisi görmek ister misiniz? İblis kimdir? İblis Kur'an'daki Yılan şey. su içer, zehir akıtır, arı suyu içer, bal akıtır ya. Sana cız vermekten, sana azap vermekten zevk alıyor. O da iblistir. Şeytan kimdir? Sen hak ve hakikattan udul ettiren seni vesvese verdiren, seni senden eden, soru şüphe takar. İblis işte. Cız. Sen bağırıyorsun değil mi böyle mermi vurdukça çocuğa? Patlanır. Ondan lezef, lezef, kalıyor. Bir ruhunu hayal eder misin yani? Etme de. Nasıl bir ruh mudur şimdi bu? Öyle bir ruhu yok. Sen insan zannettiğin için insan böyle nasıl yapar diyorsun. İnsan değil. Ona ne insan İnsan suretinde vahşi canavardır. Ve ahir davahum en rabbil alemin. El Fatiha